Kur'an Haşr suresinin 23. ayetinde bilgi sistemini gayb ve şehadet ayakları üzerine bina eder. Gayba vahiy ile şehadete görünen aleme ilişkin ilimle muttali oluruz. Vallahu'l-lezî lâ ilâhe illâ hu âlimul gaybi ve'ş-şehâde. Gaybi ve'ş-şehâde. Gayba Allah'ın vahyi ile muttali oluruz. Allah bildirir biliriz. Ahiret gayıptır. Allah söyler biz iman ederiz. Amenna ve saddakna deriz. Başımız üstüne. İman meselesidir çünkü. Allah zatı hakkında bilgi verir. Amenna ve saddakna. Görmedik. Bilgi verir. Amenna ve saddakna deriz. Allah vahyinde falanca benim peygamberim der. Amenna ve saddakna deriz. Allah ahirette sizi hesaba çekeceğim der. Görmedik. Başka delil istemeyiz. Vahyinde söylenmesi yeterlidir. Ama bu iman meselesidir. İman edersiniz veya etmezsiniz. İman sorgulanmaz bu anlamda. Gayba imanın kaynağı eğer ilahi ise, vahyi ise bitmiştir. Dolayısıyla ona vahiy ile iman ederiz. Peki şehadet nedir? Siz şehadetsiniz. Bu bina şehadet, elim şehadet, şu kitap şehadet, bu telefon şehadet, şu minber şehadet, bu mihrap şehadet, yer gök şehadet, ay güneş şehadet, galaksiler şehadet, su toprak şehadet, hepsi. Peki buna nasıl muttali oluruz? Buna da ilimlerle. Taşa toprağa fizik ilmiyle muttali oluruz. Kimyasal elementlere kimya ilmiyle muttali oluruz. Canlılara biyoloji ilmiyle muttali oluruz. Öyle değil mi? Dolayısıyla insan bedenine tıp ilmiyle muttali oluruz. Vesaire vesaire ilimler yoluyla yaparız bunu. Allah'ın kainat kitabı yani. Kur'an'dan kopuşla birlikte bu iki asli ayağın yanına zandan üçüncü bir ayak monte edildi. İslam tarihinin en büyük katliamı bu oldu. En büyük hatası bu oldu. Yahudilerin ve Hristiyanların kendi dinlerine yaptığı büyük operasyonu, büyük kırılma operasyonunu biz de bu dine yaptık. Zan ayağı. Zanlı üçüncü ayak. Oysa İslam'ın anatomisi iki ayaklıdır. İnsan gibi. İnsana bir üçüncü ayak daha taksanız, insan daha iyi mi koşar yürür yoksa daha mı hantallaşır? Daha hantallaşır. Çünkü anatomisi iki ayak üzerinedir. İki ayaklı anatomiyi üç ayağa çevirirsen daha iyi olmaz, daha güçlü olmaz, daha hantal olur. Dolayısıyla aynen ikizini sırtında taşıyan Siyam ikizleri gibi. İşte böyle hantallaştırdık.